Müthiş. Evet. İstediğiniz zaman başlayabiliriz. Tamam. İstediğiniz sorudan. Sorudan. Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bir süredir Instagram'dan paylaşımlar yapıyordum ama biliyorsunuz ki YouTube başka bir mecra, farklı bir platform. Burada da paylaşım yapmam konusunda çok fazla talep geliyordu. Bunu birazcık ertelemek zorunda kaldım çünkü doğru ekiple, doğru projelerle sizlerle birlikte olmak istiyordum. Ve şu anda tüm yeterli altyapı hazır. Fikirlerimiz var, projelerimiz var, çok heyecanlandırıyor bizi. Gerek iç mekan çekimleri olsun, gerekse dış mekan. Gidip herhangi bir ayakkabı mağazasında sizler için doğru ayakkabı nasıl seçilir? Bir yatak mağazasında omurga sağlığı için iyi yatak nasıl tercih edilir? Nasıl seçilir, yastık nasıl seçilmelidir gibi birçok farklı konuda çekimler yapacağız. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. Umarım sizler için de yararlı olacaktır. Instagram'da olduğu gibi burada da eğlenceli içerikler de olacak. Sosyal deneyler yapacağız. Örneğin bankta oturan birinin yanında gidip o anki duruşunu değerlendireceğiz. Ona feedbacklerde bulunacağız. Umuyorum dayak yemeyiz. Gerçekten sizler için canım sağ olsun. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu şu an için beğenmenize çok gerek yok ama lütfen kanalıma abone olun. Abone olduktan sonra yeni videolarımı beğenebilirsiniz. Biraz kendimden bahsetmek gerekirse, adım Mehmet Toprak. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Instagram'ım. Orada faydalı içerikler oluşturmaya çalışıyorum omurga sağlığı konusunda. İlk eğitimim fizyoterapistik. 4 yıl lisans eğitimi aldım. Üzerine 2 yıl fizyoterapi bölümünde yüksek lisans yaptım. Tezim duruş bozukluğu üzerineydi. Birçok paylaşımım da biliyorsunuz ki bu konuda. İkinci yüksek lisansım kayropraktik üzerine ve doktora eğitimimde tez aşamasında o da boyun kaynaklı baş ağrıları üzerine. Doktora tezimi yazıyorum. Bu şekilde akademik eğitimlerim var. Çalışma alanım takdir ettiğiniz gibi genelde omurga, omurga sağlığı. Benim genelde çalıştığım konu burası. Yani kafatasından kuyruk sokumuna kadar olan alanlar fazlasıyla haşır neşirim. Ayrışımlarım da bu yönde olacak. Bu omurga, vücudumuzun kolonu, sütunu ve bu yapıyı bizim sürdüreceğimiz yaşam içerisinde en sağlıklı nasıl koruruz, nasıl yaşam kalitemizi arttırırız? Bunun gibi paylaşımlar olacak. Kanalımda da bu konuları işlemiş olacağım. Yapacağımız projelerden çok küçük böyle ucundan ucundan bahsedebiliriz. Biraz sizleri de heyecanlandırsın. Hepimizin çok beğeniyle takip ettiği ünlüler var. Bunlar sanatçı olabilir, futbolcu olabilir, şarkıcı, bilim insanı olabilir. Bu ünlüler aslında birazcık da topluma örnek olmakla yükümlüler. Fakat bunu beden sağlığı, omurga sağlığı olarak ne kadar yerine getirebiliyorlar? Bunu da biz değerlendireceğiz. Yani ünlülerin sosyal medyada sizlere yönelik yaptığı paylaşımlarda omurga sağlığını nasıl koruyorlar, nasıl bozuyorlar gibi birçok konuyu biyomekanik açıdan bilimsel olarak ele alacağız. Azıcık da mizahi olacak. Bunun için de lütfen takipte kalın. Yolda da insanları çevirebiliriz. Her an karşında kayropraktiği görebilirsin. Ve şu anda iyi durmuyorsun. Bu senin için zararlı bir oturuş diyebiliriz. İstediğin şekilde de tepki gösterebilirsin. Canın sağ olsun. Ülke nüfusumuz 83 milyona dayandı. Genç nüfus dahil birçok kişinin beli ve boynu ağrıyor. Bunun nedenleri arasında farkındalık eksikliği de çok önemli bir paya sahip. O yüzden sağlıklı bir gelecek için, daha iyi nesiller için kanalımızdaki faydalı içerikleri arkadaşlarımla paylaşmayı ihmal etme. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiler.